Onların da bu ayrılığı atlatmaları için üstesinden gelmeleri gereken aşamalar var. Lan en nar kere olan diye mail alsam bu kadar bozulmazdım ya. Sebebi neydi ki? Ya mail göndermek nedir ya? Mail göndermek nedir? Yeşilçam'dan bize hatıra. Klişeleşmiş mektupla veda etmeye ne oldu? Mail göndermek nedir ya? Kime bu afran tafran? Lan oğlum bir konuşurken yüzüme bak lan. İstifa eden CEO musun sen ya? Pop işimin kenarı ha? Bir de beni sinsilemiş biliyor musun? Lan yapay gerizekalı. Söyle kardeşim. Sen sana yazdıklarına değil de mail göndermesine mi bozuluyorsun lan? Evet. Keşke bana da mail ataydı. Üzerime alınacağım tripli tweet ataydı. Benim direkt yüzüme yüzüme çaldı yalan. İnsafsız. Vicdansız. Abi sen ne ara geldin ya? Gelmişsin bile bizi iteliyorsun ya. Duydun mu Ali amca? Eda koydu bize tekme. Siz duydunuz mu Şükrü'ye güldü. Kıvamına geldi yani. İşte ne güzel. Yalnız bana değil abisi. Yiğit'e güldü. Güldürmeyen Allah güldürmüyor işte ya. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hani işte bunlar bile salıncağı bindirmiyorlar. Eşek kadar adamlarsınız. Çocukların salıncağında sallanmaya utanmıyor musunuz? Abla sanki ben kendim mi sallıyorum ya? Ha? İşimdeki çocuğu sallıyorum. Biraz daha sallansın çocuk indireceğim. Ya öyle mi? Şimdi polise bu itler parka çocuk kaçırmaya gelmişler diyeyim de görün siz. Ya kaçıracak olsa bir kere biz Lider Osman'ı kaçırırız. Orada reyting var. Biz niye kaçıralım senin yarı selebriti bile olmayan evladını ya? Hiç. Şu hayatta bir tek Eda'yı kaçırmak isterdim. Onu da ancak elimden kaçırabiliyormuş. Ali amca vallahi sana da helal olsun ya. Sallayacağım diye geldin sağlam kerkiniyorsun ha. Helal olsun. Lan yerel kahraman. Söyle kardeşim. Hakikat doğru söyledin ha. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? İğrenç insanlar olduğumuz için. Onu biliyor. Sebep o değil. Ayrılığı atlatmanın ilk aşaması. İnkar. Onun sizi terk etmiş olabileceğini kabul etmek istemezsiniz. Kabul etmiyorum. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? Niye mail atsın? Kesin birileri kaçırdı bu kızı. Peşine düşmeyelim diye de mail attılar. Salih abi mi lan yoksa? Salih abi. Salih abi. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama bence de. Salih abi. Ha gayret çocuklar, ha gayret, doğru yoldasınız. Yok ya, o olamaz ya. O en son acil Tayland'a dönmem gerekti. Telefonda kapalı olursa kusura bakmayın dedi. Bir daha da görüşemezsek yine kusura bakmayın dedi. Ha, o kadar çok kusura bakma çektiyse o yapmış olamaz yani. Ay vallahi çıldıracağım. Oğlum siz beyninizdeki gri hücreleri boyanmış bunlar deyip çamaşır suyuna mı yatırdınız? Eda'yı kaçırmışlar. O zaman yolluk kuvvet... Aman kolluk kuvvetlerine mi başvuruyoruz Carlito? Hayır. Kayıpların asla o kadar da kayıp kalamadıkları yere. Kaybedenler kulübüne gidiyoruz. Evet. Sayın seyircilerimiz, bir kaybedenler kulübü programına daha hepiniz hoş geldiniz. Ne demişler sayın seyircilerimiz? Kaybetmek bulmanın küçük kardeşidir demişler. O yüzden biz de yine kayıplarınızı bulmanın derdindeyiz. Bugün yine aramızda sevdiğinin kaçırıldığını iddia edenler. Batakhaneye düşmüşler. Ve itirafçılarla bir aradayız. Şimdi hemen konuklarıma dönüyorum. Evet. Siz sevdiğiniz kızın kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Peki sevdiğiniz kız bu mu? Evet Orhan abi. Hatta buyurun bir de robot resmini yaptırdım. Faydalı olur diye düşündüm. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz. İşinize karışmak gibi olmasın ama... Evladım bu ne? Bakın sayın seyirciler, Transformers 5'in afişi gördünüz mü? Of, bugün yine işimiz var, bugün yine çok işimiz var. Neyse, al şunu. Sen efendi birine benziyorsun. Sen anlat bakayım evladım, nasıl oldu olay, ne oldu? Şimdi Orhan abi, benim iki gözümün çiçeği Eda'm... Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldı abi. Burada kimliği belirsiz kişiler derken yani kimliği makineye atmış da yıkanmış mı... ...o yüzden mi belli olmuyor falan, onu bilmiyorum, onu mu demek istiyorlar ama... ...gerçekten abi, şu aralar kafam çok karıştı. Hop 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 hop. Bir dakika, anlamadığım bir şey var. Bu kız senin neyin oluyor? Eski sevgilim. Senin neyin oluyor? Yeni sevgilim. Yemin ederim sayın seyirciler, canımdan bezdim. Bir kere de yani şu programa... Çarpık ilişkiler ağı olmayan birileri katılsın. Oğlum sizin soyacınız Lut kavmine mi dayanıyor? Orhan abi, ben Sivaslıyım. Yiğidin harman oldu. Baba ya bir dur artık, bir dur daha. Bir dur. Orhan abi, düşündüğün gibi değil abi. Bak abicim, şimdi ben Eda'mla Divriğindeyken... ...Cürek'teyken bizi sniper ateş edecekti. Cürek'teyken? Cürek'teyken abi. Sniper. Sniper abi. Tam ateş edecekti. Bu bizim önümüze atladı. Popişiyle bizi kurtardı. Popişiyle bizi kurtarınca kurşunu da yiyince o tarafta... Ya bir dur, dikkatimi dağıtma. Popişinden kurşunu yiyince orası mikrop kapmasın mı? Eda'm da benim... Bir dakika! Hayır! Benim de Eda'm merhametlidir. Bunu evine aldı. 2-3 gün ben buna bakayım, pansuman yapayım dedi. Bunlar bir süre dost... Bir süre aynı evde yaşamaya başladılar abi. Bir günde işte biz üçümüz duş yapacaktık. La hakikaten Lut kavmi gibiymişiz ya. Ben sana az önce efendi birine benziyorsun dedim ya, o lafımı geri alıyorum. Çünkü sen böyle, böyle deli gibi bir şeysin. Seni daha izleyeceğim. Ay, küfürün eşiğinden döndük. Oh, neyse, şimdi diğer konuğuma geçiyorum. Gözlemeci teyze, senin derdin ne? Allah'ını seversen lor peynirine zam mı geldi? Orhan
abi. Irz düşmanı, sapıklıkta buzlanmış Japon videolarını geçecek insanların çirkin emellerine alet ediliyorum. Ne olur bana sahip çık Orhan abi. Allah Allah. Görsen tanır mısın peki? Tanırım. Benim tanıyamadığım, aynada gördüğüm yüzüm. Bir saniye, bir saniye. Baba ne zaman sana gelecek ya? Bir dakika. Ben de bilsin artık bu maskeli balı ve onun sahte yüzleri demek istiyorum belki. Arkadaşım bir saniye girme araya. Sana, sen ne, yüzünde neden senin maske var? Senin derdin ne? O kimin maskesi ayrıca? Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan abi. Abi mi? Sen benden büyüksün ya lan. Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan kardeş. Madem maske taktın, neden kendi maskeni taktın? Ters köşe yapmak için. Kimse beni tanımasın diye yaptım ama işte Allah razı olsun. Sen de benim bütün planımı ifşa ettin Orhan. Ama sana canlı yayında kendimi yedirmem. Niye? Ali de kafa zehir. Yayına bu maskemle devam etmek istiyorum. Seni bozar mı Orhan? Bozmaz. Niye bozsun ki? Bozmaz. Neyse tamam, senin derdin ne? Onu anlat bakalım hadi. Şimdi Orhancığım, benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle 5 bölümdür yaptıklarımın gavatlık olduğunu inkar ediyorum. Hop! Hop! Küfür yok! Küfür yok! Sen bana programımı kapattıracaksın. Küfür yok! Arkadaşlar reklama gidelim. Görüyorsunuz sayın seyirciler, ne dramlar yaşanıyor. Şimdi... Kim? Maskeliyim. Maskeli Su abi. Sana telefon varmış. Bana mı? Alo! Kimsin? Hattımızda ismini vermek istemeyen bir seyircimiz varmış. Niye vermek istemeyeyim beyefendi? Gayet veriyorum işte. Şükrüye Duru. Vallahi bir elektrik aldım kendisinden. Bir çay içmek isterim yani. Çağır stüdyoya gelsin Orhan. Ya Ali, kendini rezil etmen gerçekten hiç önemli değil de. Ya sen beni ne hakla rezil ediyorsun ya? Yeter artık, bıktım ben, yeter, tükendim. Aa, hangi Ali'ymiş ki bu? Benim o Ali olduğumu sen nereden çıkardınız? Ya Ali, bütün mahalleye toplu mesaj atmışsın. Televizyona çıkıyorum, televizyona çıkıyorum, izleyin, izlemeyenin anası yayından kalksın diye. Bana da geldi o mesaj. Beni tanıdı abi. Siz başınızın çaresine bakın. Şş. Hangi kamera o? Ha? Aa, oradaki kamera. Şu, Şükrüye! Bana bak bana. Bana bak. Sen normalde böyle kelamlar etmezsin. Seni bir dolduruşa getiren bu Yiğit Toker'in şerefsizi değil mi? Ben sana yapacağımı biliyorum, dur gel. Küfür yok. Ben sana 700 verdim. Bunlar uyanınca onlara verirsin. Bunların astarları nerede? Ağzına. Evet. Metin. Emrah. Metin. Kime diyorum ben Metin? Bir 5 dakika daha. Kalkın oğlum, televizyonun karşısına yatmayın. Geçin yerinize yatın hadi. Konuşma lan burası, uyansanıza. Abi bize sıra gelmedi bir türlü ya. Kalk lan. Kalksana. Pislik. Kalk. Sivas. Ha, geldik Sivas'a, kalk. Kusura bakma Pampito, ağzımın şöyle yakmış. Evet, bizim arkadaşlarımız sizin mahalleye gitmişler. Şimdi canlı yayında onları dinleyeceğiz. Alo Merve, duyuyor musun? Duyuyorum Orhan abi. Evet, Eda'nın kaçırılma olayını mahalleliye soracağız. Sizce Eda'yı kim kaçırdı? Kaçırılma maçırılma yok kardeşim. Yani Eda bildiğin terk etti Metin'i. Kurtlar mı çekiyoruz canım? Yani her bölüm biri kaçırılsın, biri ölsün. O zaman bu şüpheli maili nasıl açıklayacaklar? Ha? Gözünü seveyim ya, Allah aşkına bir sor ya. Bir sor Allah aşkına ya. Eda kızımız mahalleden gitmeden önce bana da mail atmış. Bir anda bak mektup işte. Ne diyor? Turgut abi, sen bu mahalledeki tek adam gibi adamsın. Koy koy da koy koy. Yani ben bunları hep duyuyorum. Bana da yazmış. Bana da yazmış. Bize de, bize de. Benim okumam yazmam yok. Bana bile atmış. Hesabını sen yap. Onda benim mail adresim yok. WhatsApp grubumuza atmış. Değişik. Evet, gördüğünüz gibi Eda bütün mahalleye bir veda maili bırakmış Orhan Bey. Gerçekten büyük incelik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sağ ol Merve. Stüdyodayız tekrar. Vay arkadaş ya. Sanki şahıs değil, yılbaşı tebriği gönderen banka. Vay be Eda. Ulan herkese ayrı ayrı mail atmış, ikimize bir tane. Hiç yakıştıramadım Edoşko'ya. Kalk gidelim kardeşim. Burada bize kumpas var. Orhan Ç dedim lan sana. Yazıklar olsun. Abimin yüzlerini ver. Utanmaz reyting düşkünü adam. Evet sayın seyirciler, bir meseleyi daha çözmüş bulunmaktayım. İyi. Evet, şimdi de hattımızda ismini ısrarla vermek isteyen Hamiyet varmış. Evet Hamiyet, seni dinliyoruz. Orhan Bey abi, kaç programdır oraya çıkmak istiyorum. Bir haftadır Recai'den ses soluk çıkmıyor. Bana Recai'yi bul. Bak evde kimse yok. Buraya, eve gelsin. Al şunu yayından al. Al bana bu sapığı bağlamayın demedim mi size? Bitir programı. Peyniri kaldı mı? Kaldı Orhan Bey.
seyirciler hazır mıyız? Evet.